Selam millet. Bugün size Escape from Tarkov'dan bahsedeceğim ki bu oyundan aslında size daha öncesinde bahsetmiştim. Sanırım Division Part 1'de bahsetmiştim. Yapımcısı Battle State Games. Rus merkezli bir oyun firması. 2012 tarihinde kurulmuş sanırım. Çok da köklü bir firma değil ama adamlar 2015'ten belki daha öncesinden beri Escape from Tarkov'a büyük emek gösteriyorlar ki hala göstermeye devam ediyorlar. Zaten oyun dikkat ettiyseniz şu an beta'da. 2015'te duyuruldu oyun. 2017 gibi de yanlış hatırlamıyorsam beta'ya çıktı. Oyunun mantığı şu şekilde işliyor. Nasıl PUBG belli bir alandan çıkmaya, belli bir alana gitmeye aslında birinci olmaya hedefliyorken bu oyun o alandan çıkmayı hedefliyor. Yani size maplere göre değişiyor. Onlara geleceğim zaten. O maplerden belli bir süreden sonra veyahut da kill alıp direkt de çıkabilirsiniz. Ama genelde belli bir süreden sonra çıkma yani 25 dakikalık mapten 15 dakika sonra çıkabilirsiniz. Yoksa sizi mapten kaçtı sayıyor ve XP vermiyor. Oyunda level sistemi de var. Mekanikleri Daisy ve Arma 3 zaten aynı mekaniklere sahip. Çok andırıyor. Birebir savaş simülasyonu diyebilirim ben bu oyun için. Gerçekçi bir oyun arıyorsanız zaten birazdan görüntülerimi göreceksiniz. Eskiden yani kaydettiğim görüntüler var. Onları koyacağım. Orada da göreceksiniz. FPS'in gerçekçiliğini, atış hissiyatını. Şimdi envanterden başlamak istiyorum. Karaktere tıklıyoruz. Gördüğünüz işte sağ tarafta bizim stokumuz var. Bu stokta depolama yapıyoruz. İşte itemlerimizi burada tutuyoruz. Sol taraf üstümüze giydiğimiz orta kısım çantalarımızda ve ceplerimizde bulunan itemler. Alfa container dediği alfa container itemleri, bunun içindeki itemler kaybolmuyor. Oraya da geleyim. Bu oyunda alana girdiğinizde eğer ki silahınızla giriyorsunuz, mesela PUBG'de nasıl alana atlayıp da oradan silah alıyorsanız, bunda silahınız hazır bir şekilde giriyorsunuz. Gayet istediğiniz kadar mühimmatınız sağlam girebilirsiniz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Eğer ki alandan çıkamaz ve ölürseniz, itemlarınız map'te kalıyor. Ve sigorta mantığı da var mesela. Diyelim ki şu silahı sigorta alayalım. Şurada insure tam çeviremedim. Bu sigorta mantığına tıkladığımız zaman hangisinden sigortalamak istediğimizi soruyor mesela. Bu daha pahalı. Bakalım burada 7600 ruble derken burada 9900 ruble, ama bunun geri getirme olasılığı daha yüksek ve bir de geri getirme süreleri var. Bunlar çok uzun süreler. Gerçekten bir günü aşıyor. Bu slow getirirken bu very slow getiriyormuş. Yani bu daha da yavaş getiriyor. Yani daha hızlı istiyorsanız birazcık ekstra ücret ödeyin diyor size. Bu nokta şu yüzden önemli. Buraya koyduğunuz itemlar orta bölüm ve sol taraf. Girdiğinizde ölürseniz bunları kaybediyorsunuz. Bir de sigorta yaptırdığınız item'ı eğer ki bir online gelip de sizin çantanızdan alırsa o item gidiyor. Yani geri de getiremiyorsunuz. Sigortasını yaptırmış olsanız bile. O yüzden ben genelde üstümdeki çok böyle kesin banko alacakları itemlara sigorta yapmıyorum. Gerek duymuyorum. Zaten çantayı açınca adam kendi silahını bırakıyor. Benimkini alıyor. Eğer ki çok da güçlü birine ölmediysek. Oyunda ticaret yönü var. Ticarette isterseniz Play Market diye bir market seçeneği var. Burada isterseniz onlinelardan alışveriş yapabiliyorsunuz. Burada işte sol taraftaki menüden assault kalibre silahlar mesela. İşte AKM'nin genel çok fazla çeşidi var bu arada. Buradan onlinelardan da alışveriş yapabilirsiniz. Veyahut da Dreyers'a tıklayıp buradan diğer NPC'lerden oyunun kendi satış alanlarından da alışveriş yapabilirsiniz. Burada bir sürü şey satarlar.
Bu sattıkları geliştirebiliyorsunuz. Şöyle bakın, bende bir gözüküyor. Mesela şu sağ tarafta diyor ki buranın yükselmesi için, yani ikinci marketin açılması için buranın görevleri var, tasklar. Mesela bana şu anki task diyor ki Bronze Pocket Watch'u bul diyor. Ben bunun yerini, her şeyini biliyorum. Anahtarlarla gidip almam lazım sadece. Bunları yükselttikçe buradaki envanter seviyeleri artıyor ve en üst seviyeye ulaştığınızda herkese satılmayan itemları size satmaya başlıyor. Bu sizi tabii biraz öne geçiriyor, biraz rahatlatıyor. Level o yüzden önemli. Daha sonrasında oyunda 3 farklı para birim var. Birisi Euro, birisi Dolar, birisi de Ruble, Rus parası, Rus para birimi. Şöyle söyleyeyim. Bu NPC mesela dolarla satış yapıyor. Bizim üstümüzde ne kadar? 124 dolar var mesela. Yani oyunun kendi ekonomisi de var. İsterseniz online'lardan veyahut da buradan bakın 115 ruble karşılığında 1 dolar satıyor. Bir nevi dövizcilik yapıyor yani. Buradan dolar da alabilirsiniz. Online marketten çok dolarla bir şey almanızı tavsiye etmiyorum çünkü çok fazla, yani herkes kafasına göre bir miktar girebiliyor sonuçta. Hani onu hesaplamakla uğraşıp yanılmaktansa genelde rubleyle alışveriş yapmaya çalışın. Olmadı dolarınızı satıp rubleye de çevirebilirsiniz. O çok büyük problem değil. Ama o NPC'den mesela daha ucuza koymanız gerekiyor. O 115 diyorsa siz 114'e koyarsanız daha çabuk hemen alırlar. Şöyle göstereyim. Mesela benim satışım şu anda Medical Blood Set diye bir satışım var. 9.999'a koymuşum bunu. Büyük ihtimalle bir kişi 10.000'e koymuştur. Ben de onun bir altın, hani en ucuz, ondan daha ucuz çıksın diye büyük ihtimalle böyle yapmışımdır. Ama mesela satılmamış. Hala niye satılmamış? Burasından kontrol edelim. Çünkü benden daha ucuza koyanlar da var. Benden daha pahalıya koyanlar da var. Mesela 22.000'e koymuş. Biz 9.000'e koymuş. Bunların hepsi satılacak. Bunlara sıra gelecek. O biraz zor. Şu kral taşlarına takılanlar olursa diye söylüyorum. Bunlar oyunun en üst paketine alanlar. Oyun biraz pahalı. Başlangıç paketi yanlış hatırlamıyorsam 280 liraydı. Ama indirimler oluyor. Başlangıç paketinden başlayıp yükseltebiliyorsunuz paketinizi. Paket yükselttiğimizde neler oluyor? Bu Alpha Container dediğim konteyner gitgide büyüyor. En üst pakette sanırım 4'e 4 oluyor, tam emin değilim. Sağ taraftaki envanter slotu genişliyor. Bende olmayan kutular var. Mesela silah kutusu. Silah kutusunu koyduğunuz zaman şu kadarcık bir alan kaplıyor. Ama içini açtığınızda çok geniş bir alanı var ve bir sürü silah koyabiliyorsunuz. Bunlar hep, envanter çok önemli. Gerçekten. Yani ben envanterim çabuk dolduğu için her şeyi satmaya çalışıyorum. Yani 986 rublem var ama işime yarayan şeyleri de satmam gerekti. Sırf yer açılsın, biraz rahat edeyim diye. Haritalarda çok fazla harita var. Şöyle göstereyim size. Buradan oyuna bu şekilde giriş yapıyoruz bu arada. Buraya da gelmişken hazır burayı da anlatayım. Sağ tarafta gördüğünüz benim az önce üstüne, yani benim itemlarımın olduğu karakter. Yani şöyle göstereyim size. Karakter diyelim. Silahım, zırhım, kaskım, kulaklığım. Kulaklık önemli. Kulaklık oyun içinde duyduğunuz sesi daha fazla duymanızı sağlıyor. Ses kasmanız kolaylaşıyor. Zaten fabrika gibi alanlarda çok fazla ses çıkıyor. Gözlükler mesela flash bombalarından etkilenmenizi engelleyebiliyor. Daha üst seviyeleri var. Benim elimde şu an yok ama daha üst seviye gözlükler var. Çantalar, daha üst seviye çantalar var. Mesela bu 3'e 3 ama bunun 9'a 9 olanları da var. Ne bileyim 9'a 6 olanları falan var. Yani gitgide büyüyor aslında. Çok fazla seçenek var. Ağırlığınız artıyor. Sadece bu sizin için bir dezavantaj oluyor. Sol tarafta gördüğünüz Scav diye geçiyor. Scav oyunun botudur. Şöyle. Bununla bölüme girebilirsiniz. Random gelir üstündeki itemler. Bu karakter öldüğü zaman üstündekiler gider, geldiği zaman bütün üstündeki itemler gelir. Tek bir dezavantajı, bu karakterle kazandığınız XP'lerin hiçbirisi sizin ana karakterinizin XP level'ını arttırmaz. Boşa gider. Tek amacı item toplamaktır haritadan. Bu topladığınız itemları da satarak veyahut da geliştirerek kendi ana karakterinizi güçlendirirsiniz ve oyuna girersiniz. Eğer ki bu da oyuna alışma süreci için diyeyim en azından.
Siz ana karakterinizle eğer ki çok fazla oyunda ölüyorsanız, çok fazla item geri getiremiyorsanız, hayatta kalamıyorsanız, map'ten çıkamıyorsanız eğer ki bot kullanmanız gerekiyor. Ama siz her girdiğinizde bir sürü kill alıp bir sürü itemle çıkıyorsanız, bir sürü pahalı item çıkıyorsanız o zaman sizin için hiçbir problem yok demek. Şöyle şimdi maplerde hala kapalı olan mapler var. Şu anda The Lab var. Lab de çok kişi oynuyor. Ben daha Lab laboratuvarın şeyini bilmiyorum. Daha girmedim hiç. Custom seçeneği var. Custom büyüktür. Baya bir yeri kapsar. Büyük bir harita. Gün döngüsü vardır. Gece de girebiliyorsun. Gündüz de bu. Gün döngüsü sürekli hareket eder. Yağmur yağabilir. Sis olabilir. Yani hava da değişkendir. Diğerleri şu mesela bu map'te bu AVM sadece videolarını izledim. Çok detaylı. Detaylı olduğu için daha tam alışamadığım için oyuna girip de hiç o cesareti bulamadım kendime. Çünkü ölürsem bütün itemlarım gidiyor. O benim için büyük sıkıntı. Factory en kısa map. Çok küçük. Ses kasması kolay. Oyuna alışmanız için muazzam bir map. Zaten 15 dakika diyor çıkış süresi için. Yani 15 dakika dolduktan sonra çıkabilirsiniz dışarıya. Zorluk olarak normal diyor. Günler sabit güneşli. Hiçbir değişiklik yok. Direkt ister akşam ister gündüz giriyorsunuz. Saat hiçbir şekilde oynamıyor. Woods ormanda geçiyor. Burada genelde yağmur yağıyor. İçinde kocaman bir otel var. Ve bu maplerden çıkış noktaları var. Genelde bu çıkış noktalarını size tavsiyem. Resim açarsanız. JPEG'de bir harita resmi açarsanız. Harita resimleri de genelde şu şekilde oluyor. Map diyoruz. Ben de Customs'ın ve Factory'nin map olması lazım. Bir de Resort'um varmış. Resort'ta Wood'da bulunan otel dediğim yer. Evet, mesela bu Custom denilen büyük haritanın görünümü. Şöyle söyleyeyim size. Mesela burada Admin Gates diye bir kapı var. Buradan çıkabiliyorsun. Buradan Factory Escape diye bir kapı var. Buradan Scav Point diye. Bir sürü hepsinin farklı farklı ismi var ve bunların hiçbirini size oyun göstermiyor. Hepsini tek tek sizin keşfetmeniz gerekiyor. Bunun için de dediğim gibi resimle. Çünkü çok fazla çıkış var. Mesela burası bir çıkış. Şurada 3 tane. Şurada bir tane var. Şurada bir tane var. Şurada bir tane var. Çok fazla çıkış var. Buralarda falan bayağı çıkış var. Şuralardan da. Şuradan bir tane var mesela. Bunları en iyisi fotoğrafla girip bakıp bulursanız sizin için daha iyi olur. Size en büyük tüyoyu vereyim. Envanteriniz benim gibi küçükse şöyle seçenekleriniz var. Mesela bu çantayı açıp buradaki itemi bunun içine taşıyabilirim. Böylelikle yerden kâr ederim. Ha, asıl olay şu. Mesela bunu açtım. Bunun içine koydum. Bunu açtım ve bunun içine koydum. Gördüğünüz gibi şu kadarlık bir alanı boşaltmış oldum. Eğer ki benim gibi çok fazla şu anda yüksek seviyesi yoksa oyunun. Oyun ara ara indirime giriyor. Oradan aldıktan sonra yani başlangıç paketini alıp daha sonrasında yükseltme şanslarınız var oyunu. Silah modifikasyonları oyunu muazzam bu arada. Ondan da bahsetmek istiyorum size. Mesela bu benim modifikasyon yaptığım bir silah. Aşırı derecede detaylı. Her parçasını değiştirebiliyorsunuz. Her parçasını işleyebiliyorsunuz. Koyduğunuz her şeyi kapatıp açma şansınız var. Üstündeki lazerler mesela diyelim katlanabilir bir dipçik koyduysanız ki bu katlanabilir bir dipçik. Bunu savaş esnasında katlayabiliyorsunuz. Silahın ergonomisi ne kadar yüksekse küçük alanlardaki hareket kabiliyeti o kadar yüksek oluyor. Ben genelde küçük silahlar kullanıyorum. Genelde çünkü factory'ye giriyorum. Maksimum aldığım kill sayısı 11 falan olabilir. Zaten 12-14 kişi falan atıyor. Son adam beni öldürdü. Onların da büyük ihtimalle görüntülerini görürsünüz zaten. Ara ara koyacağım. Şöyle. Mesela şöyle söyleyeyim. Şu AKM Type'la şu ikisi çok farklı şeyler. Mesela bu silahın içindeki modifikasyonların içindeki modifikasyonlar var. Şöyle göstereceğim size. Şu. Mesela bakın. Burada ışığı ayrı. İstersem ışığı çıkartabilirim. Işık gitti. Silahın üstünde de gidiyor tabii. Bunu ayrı modifiye edip silahın üstüne ayrı yetenek ekliyorsunuz.
Işık sağ sol ekleyebilirim. Üstüne koyabilirim. Nişan almama engeller ama. Mesela tutmaç bunu çıkartabilirim. Bu ne bilmiyorum. Lazer olabilir mi? Yani o silahın modifiye edilebilir parçalarını da modifiye edebiliyorsunuz. Çok o yüzden detaylar güzel olmuş. Adamlar modelleme konusunda zaten oyunun çıkmasının bu kadar uzun sürmesinin sebebi bence modellemeler. Çünkü her şey çok detaylı bir şekilde hazırlanıyor. Her şeyi detaylı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Bandajlar var. Sağlık ekipmanları var. Şimdi şöyle sağlığa gelirsek, savaş esnasında vurulursanız ekranda herhangi bir can ibaresi olmayacak zaten göreceksiniz. Şurada gördüğünüz mesela sağ kol, sol kol, işte vücut falan, bacaklar, kafa. Darbeyi aldığınız noktayı buradan görebiliyorsunuz. Ve buradan mesela kanamanızın olduğunu görüp yara bandını kullanıyorsunuz. Veyahut da artık bitmişse zaten o kol, mesela o kol gitmiştir. Canınız azalınca karakter, eğer bir ağrı kesici falan yoksa yanınızda, bir ilaç falan yoksa, karakter ses çıkartmaya başlıyor. Acı sesi, koşamıyor. Ve sürekli ses çıkarttığı için bütün düşmanları duyulur konuma geliyorsunuz. O yüzden sağlık ekipmanları çok önemli. Şöyle söyleyeyim, yemek eğer ki karakter acıkırsa, bu büyük mapler, bir saatlik mapler de geliyor bu oyunla beraber. Şu anda açılmadı ama şu anda onlar da hazırlanıyor. Bir saatlik map olacak. Bir saat boyunca map o kadar büyük olacak ki zaten bayağı kişi dağıtar büyük ihtimalle. Bir saat boyunca sonuçta acıkacak karakter, susayacak. Ben bile yani 40 dakikalık oynadım veya 30 dakika durduğum maplerde artık karakter acıkıyor ve bu acıkma sizin görüşünüzü etkiliyor. Hızınızı etkiliyor. İşte daha çok ses çıkartıyorsunuz, daha çabuk yoruluyorsunuz gibi, nişanınızı etkiliyor. Eller titremeye başlıyor karakterin. Bunlara da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Oyun çok detaylı ve şöyle bir şey var. Mesela savaş esnasında bu silah elimde. Bununla ateş ettim. Daha sonrasında envanterimi açıyorum ve şarjöre baktığımda şuradaki 30 yazısı soru işareti olacak. Büyük ihtimalle buralara görüntü koyarım zaten. Soru işareti olacak. Yani isterseniz 5 tane sıkın. Orada 50 tane mermi olsun. Siz saymadıysanız eğer ki oyun sizin yerinize saymıyor. Orada soru işareti oluyor. Ne kadar merminiz kaldığınızı bilmiyorsunuz. O yüzden mesela bakın şurada 30'luk bir yedeğim var. Onun yanına 20 mermi koymuşum. Bunun sebebi burada hepsiyle ateş ettikten sonra hepsinde soru işareti olacak. Hangisinde ne kadar kaldığını bilmeyeceğim. Savaş esnasında da sürekli değiştirmiş olacağım. Bizde alışkanlıktır. Bir tane bile sıksak hemen şarjör değiştiririz. Bunların üstlerine ekleyeceğim. Ekleyecek, dolduğunda tamam doldu deyip kendince direkt 30 yazacak orada. Yani daha kolay bir şekilde öğrenebileceğim. Veyahut da diyelim ki bunda 5, bunda 10, bunda 15, bunda 2 mermi falan var. Bunların hepsini tek tek çıkartıyorsunuz. Ondan sonra tek bir şarjöre tek tek ekliyorsunuz. Tek tek eklemesi, 50'lik bir şarjör doldurması 1,5 dakika falan sürüyor. O yüzden çok böyle hızlı oynanabilen bir oyun değil. O yüzden gayet mantıklı, yavaş, etrafı dinleyerek, ses kasarak oynamanız gereken bir oyun. Burada zaten R'ye bastığınız zaman itemlar dönebiliyor. Bu sizin stok yapmanızı kolaylaştırıyor. Daha kolay görmek için buradan şu seçeneklere tıklayarak daha kolay görebiliyorsunuz falan. Şimdi oyunda diyelim ki bir karakteri öldürdünüz, yanına gittiniz, çantasını açtınız. Çantası size şu şekilde falan, veyahut da buralara video ekliyorum. Çantası çıktı. Çantayı şimdi adamın üstündekileri lootlayacaksınız sonuçta. Çanta çıktığı anda şöyle çanta gözükür. Yan tarafı gözükmez. Soru işaretidir. Çantanın üstüne iki kere tıklayarak incele seçeneğini seçiyorsunuz. Çantayı arıyor. Aradığında itemleri buluyor içinde. Onu beklemek zorundasınız. Beklemeden o çantanın içinde ne olup ne olmadığını göremezsiniz ve alamazsınız. Daha sonrasında öğrenme var oyunda. Şu gördüğünüz handbook diye geçiyor. El kitabı. Burada bunlar benim öğrendiğim itemler. Mesela bolt, işte bantlar, ipler, işte bunlar zaten genelde takas olarak geçiyor. Mesela zırh olarak öğrendiğim armorlarda M3'ü öğrenmişiz, 6B13'ü öğrenmişiz. Bunlar güçlü zırhlar.
Oyunda öğrenme mantığı var. Bu öğrenme mantığının bile bir seviyesi var. Benden size tavsiye, oyuna ilk defa giriyorsanız training bölümüne gelin. Deliverse'a tıklayın. Bu şey NPC'lerden de yapabilirsiniz. Şu anda benim herhalde öğrenmem gereken bir şey yok. O yüzden her şeyi biliyor. Normalde siz buraya girdiğiniz zaman bunların hepsi simsiyah gözükecek sizde. Bunlara sağ tıklayacaksınız. Examine diye bir incele seçeneği var. Onları inceleyip ne olduklarını öğrendiğiniz zaman bunları görüyor olabileceksiniz. Onu yapmadan göremiyorsunuz maalesef. Oyunda öğrenme mantığı bu işe yarıyor. Mesela içilebilir içeceklerde en son meyve suyunu öğrenmişim. İşte burada güzel para yani. Bu gayet pahalı bir yiyecek yalnız bu arada. En son bunu öğrenmişim. Mayo diye bir sanırım ilaç veyahut da yemek. Bunu öğrenmişim. Konserve, şeker. Bunların hepsi oyunda aslında bulup kullanabildiğiniz şeyler. Daha çok bulup kullanamadığınız şeyler neler gibi? Şu mesela metre ne yapacağım ben diyorsun. Bunların da şöyle seçenekleri var. Adam size diyor ki kardeşim bana iki tane sabun getir al bu çantayı. Bana diyor sabun lazım. Param yok, çanta vereceğim. Bu bütün karakterlerde var. Takas yöntemi. O da çok işinize yarıyor. Şöyle işinize yarayacak. Mesela mekanik denilen adam o kadar güzel silahlar satıyor ki ama mesela diyor ki bana diyor Bitcoin getir. Sanırım bu bir Bitcoin. Bana diyor Bitcoin getir. Benim diyor Bitcoin'e ihtiyacım var. Mesela Bitcoin nereden bulacağım? Bundan bulacaksınız. Bu da ne istiyor? Tetris istiyor. Bu adama bir tane Tetris vereceksin. O sana bir Bitcoin verecek. O bir Bitcoin'le geleceksin. Buradan item alacaksın. Veyahut da mesela şapkayı bulacaksın. Sea hat. Bunu bulacaksın. İki tane geleceksin. Bu tekliği alacaksın. Veyahut da bunları kendin modifiye edeceksin. Size modifiyenin en kolay yöntemini söyleyeyim. Bir silah tıklıyorsunuz. Pardon. Bir silah tıkladım. Ben bunu modifiye edeceğim ama ya bunlar ne? Ben bunların isimlerini nereden bulacağım? Diye korkmayın. Olay şu, sağ tıklıyorsunuz. Filter by item diyorsunuz. Bu sadece size satacaksanız eğer fiyatını gösterir. Onu da göstereyim. Sağ tıklayıp Linked Search derseniz bu silah için kullanılabilecek her şeyi bulur size. Mesela gear modlar, magazinler, şarjörler. Bu mesela uzatılmış bir şarjör. Mesela nişangahlar üst tarafa takmak için. Mesela dürbün. Şunları ne parçası diye takılmayın. Bunların hepsi toplandığı zaman şu dürbün ortaya çıkıyor. Şu toplu hali dürbün. Stock dipçik kısmı. Mesela değiştirebiliyorum komple. Mesela siyah yapabilirim. Bunlar namlu ucu. Ha bunlar namlu ucu değil aslında namlu boyutları. Bunlar da işe yarıyor. Daha uzun olursa daha yüksek damage'ler vuruyor. Daha yüksek menzillere gidiyor diye biliyorum. Mesela değişiyor. Mesela bunun da kendi içinde şeyler var. Seçenekler var. Mesela 220 mm olan var. Bu çok kısa. Mesela 200 mm olan var. Bu ondan da kısa. Mesela 720 var. Bu hepsinden uzun. Bu direkt keskin nişancı. Zaten burada gösteriyor. Yani recoil diyor eksi 10. Sekmesini engelliyor. Ergonomisi düşüyor ama. Dar alanlarda çok fazla güzel hareket edemiyorsunuz. Rahat edemiyorsunuz. Fakat mesela buna susturucu ekleyebiliyorsunuz. Namlucu ekleyebiliyorsunuz. Bu böyle bir katkı da sağlıyor. Mesela 714 var. Bu daha normal. Bakın burada zaten recoil'i eksi 8, ergonomisi eksi 5 diyor. Az öncekinde eksi 10 diyordu. Buna da mesela susturucu ekleyebiliyorsun. Falan gibi. Yani ben bu oyuna girersem şunu nasıl yapacağım, bunu nasıl yapacağım diye korkacak hiçbir şey yok. Oyun gerçekten size bu konuda çok yardımcı oluyor. Bu oyunu tanıtmamdaki sebep bu oyunla ilgili çok fazla video atmayı düşünüyorum. Çünkü ben bayılarak oynuyorum bu oyunu. Yani sizi bu sıkıcı anlarla sıkmam büyük ihtimalle. Sadece bir silahımı tanıtırım. Ondan sonra işte girdiğim ekipmanları tanıtırım. Sonra girerim. Artık ne vurursak diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. İnanın oyunla ilgili bahsetmeyi unuttuğum bir şeyler olabilir. Bunu farkındayım. Takıldığınız bir nokta olursa sorun muhakkak yardımcı olurum.